Bohr atom modeline göre temel haldeki hidrojen atomunun elektronu uyarılarak üst yörüngelere çıkarılıyor. Buna göre uyarılma sonucunda elektronun niceliklerinin hangileri artar diye sorulmuş. Arkadaşlar artanları ve azalanları size şöyle özetleyeyim. Artanlar ve azalanlar şeklinde elektron toplam enerjisi artar üst yörüngeye çıktığımızda. Yine elektron yörünge çapı artar. Yine arkadaşlar açısal momentumuz artar üst yörüngeye çıktığımızda. E, çizgisel momentumuz azalır. Çizgisel hızımız azalır. Yine arkadaşlar açısal hızımız da azalır. Yine e, kinetik enerjimiz üst yörüngeye çıktığında hız azaldığı için azalır. Yine bağlanma enerjisi dediğimiz enerjimiz üst katmanlara çık. Çıktığında azalır arkadaşlar o halde Bağlam enerji Açısal momentumu artar Yine toplam enerji e Toplam artar Kinetik enerji üst katmanlara çıktığımızda azalır ondan dolayı da artanlar sorulmuş Cevap D seçeneği olmalı Bohr atom modeline göre uyarılarak en eşittir 4 enerji düzeyine çıkarılan bir elektron temel hale geri dönerken Gerçekleşebilecek ışımalardan kaç tanesi Balmer serisine aittir. Arkadaşlar bakın şimdi e, burada elektronun yörüngelerini düşündüğümüz yörüngelerde sahip olduğu enerjiyi düşündüğümüz en eşittir. Buna temel hal taban durumu birinci yörünge diyoruz. Temel hal birinci yörünge olmuş oluyor. Yine arkadaşlar ikinci, üçüncü, dördüncü yörünge dediğimizde en eşittir 2, en eşittir 3, en eşittir 4. Temel haldeki elektronu ne yapıyoruz? Taban durumundaki elektronu uyarıyoruz. Dördüncü yörüngeye kadar uyarmışız. Şimdi Uyarılma sayılarını arkadaşlar şu şekilde buluyoruz. E uyarılmalar. liman alfa, liman beta, liman gama şeklinde bir ışıma yapabilir. Birinci seviye enerji seviyesine iniyorsa bunu arkadaşlar liman serisi. Balmer serisine balmer alfa, balmer beta iki tane ışıma yaptı. Şimdi ikinci yörüngeye inen tüm ışımalara balmer serisi. Buna da passion serisi diyoruz. Şu an altı farklı ışıma yaptı. Bunlardan iki tanesi balmer serisine yani görünür ışık seviyesindeki bir enerji değerine eşit olmuş oluyor. Yani cevabımız iki tane ışıma yaptı. C seçeneği doğru olmalı deriz. Taban enerji durumunda bulunan bir hidrojen atomu uyarılıyor. Yani temel halde birinci örüngede demek arkadaşlar. Bohr atom modeline göre hidrojen atomunun uyarılması ile üst enerji düzeyine çıkan elektronlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar yine... E, elektronlar üst enerji yörüngelerine çıktığında, üst yörüngelere çıktığında yani artanları ve azalanları tekrar özetleyeyim burada. Yukarı çıktığında üst yörüngelere e, toplam enerjisi artar. Yine yörünge yarı çapı artar. Açısal momentumuz artar. Yine çizgisel, çizgisel momentumumuz, çizgisel hızımız, açısal hızımız, e, kinetik enerjimiz, e, elektronun bağlanma enerjisi bunların hepsi de azalır. Bize açısal momentum artar demiş. Doğru. Toplam enerjisi artar, o da doğru. Kinetik enerjisi azalır, bakın o da doğru. Periyodu azalır. Periyot dediğimizde arkadaşlar şimdi yörünge yarı artıyor. Yörünge yarı arttığında daha uzak mesafede ne yapıyor? Daha yavaş gidiyor. Çünkü çekirdekten uzaklaştıkça daha yavaş gittiğini söylemiştik. E o zaman hız azalıyorsa yörünge yarı çapardığı için daha çok yol alması gerekiyorsa o zaman periyodun ne yapması lazım? Artması lazım. Daha uzun sürede bu yolu alması lazım. O zaman periyodu azalır demiş. Yanlış. Periyodunun artması gerekiyor. E Çeliksel hızı azalır. Çeliksel hız arkadaşlar azalır dedik. Bu da doğru. Cevap D seçeneği doğru olmalı. E enerjili fotonlarla bombardıman edilerek uyarılan hidrojen atomlarının ışıma spektrumları inceleniyor. Buna göre ışıma spektrumunda ışıma türlerinden hangileri gözlenebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar hidrojen atomunun ışıma spektrumunda Liman serisi, Balmer serisi, Passion serisi, Bracket serisi ve Pfund serisi olmak üzere ışımalar gerçekleşiyordu. Liman serisindeki ışıma mor ötesi yani ultraviyole ışın yaymasını sağlıyor. Mor ötesi ışık yayıyor. Sonra Balmer serisi görünür ışık seviyesine bir ışıma olmuş oluyor. Görünür ışık. Yine e, Passion, Bracket ve p serileri kızıl ötesi ışık yaymasını sağlıyordu. Kızıl ötesi bir ışıma gerçekleşiyordu. O halde gama ışınları hidrojen atomunun e, uyarılması, e enerjili fotonlarla uyarılmasıyla elde edilmez. Çünkü gama ışınları Çekirdeğin bozulmasıyla elde edilen bir ışımadır. O halde fotonlarla çekirdeği bu şekilde e, uyaramayız. Yani e, atom çekirdeğinin kararsız olduğu durumlarda fisyon ve füzyon reaksiyonlarında ortaya çıkan alfabete gama ışımaları vardı. İşte bu ışımalarda arkadaşlar gama ışınlılığını elde edilmesi için çekirdeğin uyarılması lazım. Ve fotonlar bunu gerçekleştiremez. Ve hidrojen atomunda da gördüğünüz gibi buradaki 3 ışıma gerçekleşmiş oluyordu. O halde bu an onlar arasında yok. Görünür ışık evet görünür ışık seviyesi Balmer serisine bir ışımadır. Kızıl ötesi ışık da yine e, buradaki kızıl ötesi ışıklar e, Passion, Bracket ve P-Font serisine bir ışımadır. O halde burada e, görünür ışıkla kızıl ışık hidrojen atomunun ışıma spektrumlarında karşılaştığımız ışımalardır. Cevap bundan dolayı E seçeneği doğrudur. Uyarılan bir hidrojen atomu temel hale geri dönerken yaptığı ışımalardan hangisinin sonucunda elektronun açısal momentumu h bölü pi kadar azalmıştır. Arkadaşlar açısal momentum her bir yörünge için m çarpı h bölü 2P yardımıyla bulunuyor. Birinci yörüngedeyken bir tane H bölü 2P. ikinci yörüngedeyken iki tane H bölü 2P. Üçüncü yörünge böyle çıktığımızda hep açısal momentum H bölü 2P kadar artıyor. Burada ne yapmış? Azalmış. Hem de H bölü pi kadar. Yani iki yörünge aşağı inmişiz arkadaşlar. İki yörünge aşağı inecek şekilde bir ışıma yapmamız gerekiyor. H bölü 2P'nin iki katı olduğu için bu. iki yörünge azaldığı için yukarı çıkarken artar. Aşağı inerse azalır. O zaman iki yörünge azalacak şekilde bir ışıma yapmamız gerekiyor. Şimdi buradaki e, seri ışıma serilerini arkadaşlar hemen atomun uyarılma enerji grafiğinde göstermiş olalım. Bu arkadaşlar yörüngemiz en eşittir birinci yörüngemiz. Yine ikinci yörünge, üçüncü yörünge, dördüncü yörünge. Şu şekilde sıraladığımızda en eşittir 2, en eşittir 3, en eşittir 4, en eşittir 5 diyelim. E, enerji yörünge grafiğimiz. Liman alfa, liman beta, liman Gama Balmel alfa, burada liman. Gamon üzerinde ay ayrıca başka bir ışıma daha var isimlendirilmemiş. Yine Balmer Alfa, Balmer Beta, Balmer Gama, Passion Alfa, Passion Beta. Şimdi bizden Liman serisinde Beta. Liman Alfa, Liman Beta bu. Liman Beta'da arkadaşlar 3. yörüngeden 1. yörüngeye iniyor mu? Kaç yörünge aşağı inmiş? 2 yörünge aşağı inmiş. O zaman 1 e, tane H bölü 2P iken 3 tane H bölü 2 piye çıkmış ve buradan geri inerken de 2 tane h bölü 2 pi yani h bölü pi kadar azalmış. Yani birinci ifademiz doğru. Balmer serisinde alfa. Balmer alfa arkadaşlar 3'ten 2'ye indiği için bir yörünge değişmiş. Bir yörünge değiştiğinden dolayı açısal momentumu bir tane h bölü 2 pi kadar azalacak olmaz. 2 tane h bölü 2 pi yani h bölü pi kadar azalmasını istiyoruz. Passion serisinde beta. Tabi beta ışımalar Liman'da, Balmer'de ve Passion'da arkadaşlar iki yörünge aşağı indiği için ne yapıyor? 5'ten 3'e iniyor. 5'ten 3'e inerken iki yörünge değiştirdiği için o halde yörünge sayısı 2 değişirse h bölü pi kadar azalmış olacak burada aşağı indiğinden dolayı. Bu da yine 2 h bölü 2 pi kadar yani h bölü pi kadar azalmış. 1 ve 3 doğru cevap D seçeneği olmalı. Yukarıdaki özelliklerden hangileri Bohr ve Rutherford atom modellerinin ortak açıklamalarındandır? 1. Üst enerji düzeyine uyarılan elektron alt enerji düzeyine geçişinde yayınlanan foton enerjisinin enerji düzeyleri arasındaki farka eşit olması. Arkadaşlar bu model Bohr atom modelidir. Yani atomun uyarılması, uyarılan atomun arkadaşlar Eski haline geri dönerken ışıma yapmaları bundan Rutherford bahsetmemiş. Yani enerji düzeyleriyle alakalı bir kavrama Rutherford girememiş. Bohr atom modeline yönelik bilgidir bu. Ortak bir açıklama değildir arkadaşlar. Birincisi ortak değil. 2. Elektronun atom çekirinin etrafında dolanması. Şimdi elektron hem Bohr'da hem de Rutherford'da çekirinin etrafında dolanıyor. Her için ortak bir açıklamadır. 3. Açısal momentumun kesikli olması. Kesikli yani kuantumlu yapıdan Rutherford bahsetmemiş. Bohr atom modelinde açısal momentumun enerjisinin kesikli olduğundan bahsediliyor. O halde kesikli yapıyı Rutherford söyleyemediği için bu arkadaşlar ikisi için ortak değildir. Yalnız iki yani B seçeneği her ikisi için ortak olduğundan dolayı cevabımız B'dir. Bohr atom modeline göre uyarılmış bir hidrojen atomunun elektrona temel hale geri dönerken elektrona ait niteliklerinden hangileri azalır? Arkadaşlar atomu uyarmak ona dışarıdan enerji vermek demek. Enerji veren verilen atom elektronu ne yapar? Üst yörüngelere çıkar. Üst yörüngelere çıkarken bakın şu ifadelerin arttığı ve bunların da azaldığından bahsetmiştik. Yani e, toplam enerjisi artar. Yine yörünge yarıçapı artar. Açısal momentumumuz artar. Çizgisel momentum, çizgisel hız, açısal hız, kinetik enerjisi Yine arkadaşlar burada bağlanma inersi yine hızı e, art, e, azaldığı için üst yörüngelere çıktığında periyodunun artı t'sinin artı ve frekansının da frekansında arkadaşlar azaldığını söyleyebiliyoruz. Buna göre üst yörüngeden şimdi alt yörüngeye iniyoruz. Açısal momentum üst yörüngeden alt yörüngeye indiğimizde açısal momentum yukarıda daha büyük üst yörüngelerde alt yörüngeye indiğimizde azalmış olacak. Evet bu azalır. Toplam enerjisi üst seviyelerde toplam enerji fazla, alt seviyelerde toplam enerji az olduğu için toplam enerjisi azalmış olacak. Periyot üst yörüngelerde periyot daha fazla, yani daha uzun sürede dolanmış oluyor elektronlar. Ee, peki alt yörüngelerde periyodu ne yapıyor? Azalıyor mu? Periyodu ne yapıyor? Azalıyor. Evet bu da azalan bir yapıya sahip olduğu için arkadaşlar hepsi azalır. Cevabımız E seçeneği doğru olmalı deriz. Bohr atom modeline göre hidrojen atomunda elektron açısal momentum aşağıdaki değerlerden hangisine eşit olamaz? Bohr'a göre arkadaşlar açısal momentum n çarpı h bölü 2 pi yardımıyla bulunuyor. Buradaki n yörünge sayısı yörüngede 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde tam sayı değerlerini alacak. Ve buradan birkaç tanesini yazdığımızda bir tane h bölü 2 pi yine iki tane h bölü 2 pi yani h bölü pi olmuş oluyor. 3 tane h bölü 2 pi yine 4 tane h bölü 2 pi 2 pi değerini almış oluyor. Yine 5 tane h bölü 2 pi. Yine buradan 6 tane dediğimizde 3 tane pi değerini almış oluyor. Yani gördüğünüz gibi 1 bölü 2, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 böyle tam ve buçuklu katlar şeklinde ifadeler karşımıza çıkıyor. O zaman bu alabilir, bu olabilir. Yine 2,5 olabilir, 1,5 olabilir. Burada 1 olabilir. Ama 3 lambda bölü 4 pi hayatta olamaz. Yani demek ki arkadaşlar buradaki cevabımız... E, A seçeneği olmalı. Tabi bu eee açısal momentumun değerinden bahsedildiği için h/2pi şeklinde yazılacak ama burada lambda şeklinde yazılmış. O halde oralar lambda değil de e, h h şeklinde olmalı. Cevabımız bundan dolayı A seçeneği olmalı deriz. Bohr atom modeline göre hidrojen atomunun en eşittir birinci kararlı yörüngesinin yarı çapı r ve bu yörüngede dolan elektronların hızı v'dir. Buna göre hidrojen atomunun en eşittir ikinci kararlı yörüngesinin yarıçapı ve bu yörüngede dolan elektronun hızı nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar yörünge yarıçapı r eşittir r 0 yani Bohr yarı çap, sabit çarpı n kare bölü z yardımıyla bulunuyor. Ve buna göre birinci yörüngedeyken elektronun yörünge yarıçapına r dersek ikinci yörüngedeyken 4r, üçüncü yörüngedeyken 9r böyle katları şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Yine 16r şeklinde bir yapıya sahip. Yine açısal momentumdan yararlanarak çizgisel hızda şöyle bulunuyor. L eşittir n tane h bölü 2 piye eş mi arkadaşlar? Evet. Peki L'ye m çarpı V çarpı R şeklinde yazamaz mıyız? Yine yazabiliriz açısal momentum'u. N tane h bölü 2 pi'ye eşitlersek. Şimdi birinci örünge için konuşalım. M elektron kütlesi ve çeliksel hızı V dedik birinci örneğe. Yarı da R dedik. N tane yani bir tane h bölü 2 pi yazdığımızda ikinci örneğe geçelim. Elektron kütlesi değişmedi. Hızına V üstü diyelim. Yarıçapımız ne oldu arkadaşlar? İkinci örneğe gittiğimizde yarı çapımız 4 R olduğu için hop ikinci örneğe de n eşittir 2 olacağından dolayı 2 tane h bölü 2 pi'yi şeklinde oldu. Yani arkadaşlar yörüngesi 2 katına çıktı ama yarıçapımız 4 katına çıktığı için şöyle sadeleştirirsek burası 2 ile çarpılmış oluyor. Yani v üssü 2. yörüngeye çıktığımızda arkadaşlar v/2 oluyor. 3. yörüngeye çıksaydık v/3, 4. yörüngeye v/4. n. yörüngeye v/n şeklinde olur. Yani 1. yörüngedeki hızına v1'e v dersek arkadaşlar 2. yörüngeye çıktığımızda v/2, sonra v/3, v/4 şeklinde Pratik yöntemle bu şekilde bulunabiliyor ve buradan da arkadaşlar e, ikinci yörüngeye çıktığımızda yörünge yarı çapı 4R demiştik. Hızı da ikinci yörüngeye çıktığında V bölü 2 olacak. Yani ikisini sağlayan şık C seçeneği olduğu için cevap C'dir diyeceğiz. Bir hidrojen atomunda... N birinci yörüngeden N ikinci yörüngeye geçiş yapan elektron açısal momentumu 2H bölü pi kadar azalıyor. Buna göre N1 ve N2 yörünge numaralı aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde sorulmuş. Ne kadar azalmış arkadaşlar? 2 tane H bölü pi kadar. Şimdi açısal momentumumuz Bohr'a göre N tane H bölü 2 pi şeklinde bulunuyor. Birinci yörüngedeyken 1 tane H bölü 2 ikinci yörüngedeyken 2 iki tane H bölü 2 yani her yörünge atladığımızda H bölü 2 pi kadar değişiyor. Üst katmanlara çıkınca yörüngelere çıkınca artıyor. Alt katmanlara indiğimizde azalıyor. O zaman iki tane h bölü e, pi bunun kaç katı arkadaşlar? E, buradan 4 katı olduğunu görüyoruz. Yani n dediğimizde buna eşit olabilmesi için iki h bölü pi eşit olabilmesi için n'in buradan 4 olması. Yani dört yörünge yukarı çıksak artacak. 4 yörünge aşağı inmemiz lazım azalıyor dediği için. O zaman dört yörünge aşağı inenlere bakıyoruz. Dört yörünge aşağı inen hangisi var arkadaşlar? B seçeneği var. O halde cevap B olmalı deriz. Hidrojen atomunun birinci uyarılma düzeyine uyarılan bir elektronun enerjisi eksi e oluyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Arkadaşlar enerji yörünge grafiği çizdiğimizde birinci yörünge yani temel halde taban durumundayken elektronumuz uyarılmamış. Kararlı bir halde. O halde bunu ben üst katmanlara uyardığımda n eşittir 2, n eşittir 3, n eşittir 4 dediğimde arkadaşlar ne oluyor? Şimdi temel halden ikinci yörüngeye uyardığımızda buna birinci uyarılma seviyesi. Yine üçüncü yörünge ikinci uyarılma seviyesi oluyor. Dördüncü yörünge üçüncü uyarılma seviyesi oluyor. Yani temel haldeyken uyarılmamış. Yani çekirdekte de değil elektron. Elektron ne yapıyor? Çevresindeki yörüngelerde çekirdeğin dolanıyor. O zaman birinci yörüngedeyken uyarılmamış halde taban durumunda temel halde. Peki buna ait enerjiyi düşündüğümüz arkadaşlar elektron enerjisi en eninci yörüngedeki enerji eksi 13.6 Rayberg sabiti bu. Çarpı e, z kare bölü n kare yardımıyla bulunuyor. Z atom numarası sabit zaten. N yörünge sayısı. Yani üst katmanlara çıktığımız enerjimiz ne yapıyor? Artıyor. E, öğretmenin paydı da bu. Ama başındaki eksiden dolayı artıyor. Yani şöyle ifade edeyim pratik olarak ise Birinci yörüngedeyken enerjisini eksi e derseniz. ikinci yörüngeye çıktığınızda eksi e bölü 4 ne demek bu? 4 katına çıkmış. Yine Üçüncü yörüngeye çıktığımızda eksi e bölü 9. Yine dördüncü yörüngeye çıktığımızda eksi e bölü 16 şeklinde artacak. O zaman bize ne demiş? Elektronun birinci uyarılma düzeyindeki enerji eksi e. Şuraya eksi e demişse. Şimdi 4 katına çıktığında eksi e oluyorsa. Demek ki buradaki enerji eksi 4 e olması lazım. Ki eksi e'ye çıktığında dört katına çıkmış olsun. Buna göre bir. Birinci hidrojen atomunun temel hal düzeyinin enerjisi sıfırdır. Hayır temel halde enerji sıfır olamaz. Proton sayısı belli bir sayı değeri. Yine yörünge sayı değeri şurası. Birinci yörüngedeki elektronun enerjisi hidrojen atomu için konuştuğumuzda eksi 13.6'dır arkadaşlar. Ondan dolayı bu ifade yanlış. Bir enerji mutlaka var. Hidrojen atomunun temel hal düzeyinin enerjisi eksi 4 e'dir. Evet ne yapmış? 4 katına çıktı, çıktığı için arkadaşlar eksi 4 e olduğu için bu doğru bir ifadedir. 3 Hidrojen atomunun temel hal düzeyinde bulunan elektronu birinci uyarımı düzeyine çıkarmak için soğurduğu foton enerjisi 3 E'dir. Evet ne yapıyor? Ne kadarlık bir fark oluşuyor arkadaşlar? 3 E'lik. Demek ki burada 3 E'lik bir e, soğurulma gerçekleşmesi gerekiyor. Yani 3. ifademizde doğru bir ifade. Demek ki cevap 2 ve 3 yani E seçeneği doğru olmalı.